Evet, S raporundan herkese merhaba diyelim. Ankara'dan yapıyorum programları biliyorsunuz ve hafta sonumuz oldukça hareketli geçti. CHP'nin kurultayı vardı. İP Özgür Özel göğüsledi. Aslında sadece Özgür Özel demek ne kadar doğru bilmiyorum ama ben iki isim görüyorum. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel kazandı diyebiliriz. Fakat benim yorumum şöyle, ben çok da kazanan bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Kaybeden bir taraf var. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Belki Kemal Bey seçimi ikinci tura kaldıktan sonra çekilseydi, kendine yakışır bir şekilde gitseydi çok daha iyi olacaktı. CHP'lilerdeki genel görüş de bu yönde. Bu şekilde gitmek çok da yakışmadı diyorlar. Özellikle bugün sızdırılan bir video vardı. Kemal Bey'in etrafının çok kalabalık olduğunu görüyoruz ve Kemal Bey'in çekilmek isteğine karşı seslerin yükseldiğini ve hiçbir yere gidemezsin, buna izin vermiyorum diyen bir gazeteci vardı. Çok özür dilerim, notlarım arasında ismini yazmadım ama o gazetecinin kim olduğunu çok da merak ediyorum. Şahsen o kadar CHP'linin arasında Kemal Bey'e bağırarak hiçbir yere gitmene izin vermiyorum, çekilmene izin vermiyorum demek nasıl bir şey bilmiyorum ve işin garip tarafı da hiçbir tepki yok. Yani adam bağırıyor, sizler de izlemişsinizdir. Gelen hiçbir tepki yok. Neyse, ben çok da uzatmayayım. Hemen konuğumu yukarı alayım. Siyaset bilimci Fatih Yaşlı, şöyle alalım. Fatih Bey merhaba. Merhabalar Zübeyde Hanım. Bizler kongrenin içindeydik. Özellikle ilk gün birebir tanık olduk. Pek çok şey yaşadık ama sizlerin ne düşündüğü elbette ki çok önemli. Ben şöyle düşünüyorum. Yanıldığımı da söyleyebilirsiniz. Ben Kemal Bey'in kaybedişinin herkese sürpriz olduğunu düşünüyorum. Kimse Kemal Bey'in kaybedeceğini düşünmüyordu. Özellikle Kemal Bey'in genel merkezciler diyelim, çünkü öyle kodlanmıştı. Değişimciler ve genel merkezciler deniyordu. Herkes kazandığına inanıyordu. Açıkçası benim için sürpriz oldu. Kemal Kılıçdaroğlu yarışı nasıl kaybetti ve Özgür Özel nasıl kazandı sizce? Aslında sürpriz olmamalıydı ama evet sürpriz oldu. Çünkü Türkiye'deki parti sistemi genel başkan, genel merkez istemediği sürece özellikle delege yapısı itibariyle öyle kolay kolay seçim kaybetmiyor. Sürpriz olmamalıydı derken kastettiğim şey şu aslında. Biz bir seçim dönemi yaşadık. Yani 14 Mayıs ve 28 Mayıs. Muhalefetin ortak adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu çıktı toplumun karşısına. Altılı Masa'nın adayıydı. O Altılı Masa'nın adayı olabilmek için partinin ideolojisinden, siyasetinden, kendi durduğu yerden bir sürü tavizler verdi. Hiç olmayacak konuları toplumun önüne getirdi ve en sonunda da bir yenilgi aldı. Şimdi eğer o yenilgiden sonra ben yapamadım, bırakıyorum deseydi örneğin seçim akşamı, o zaman Kılıçdaroğlu muhtemelen işte İnönü misali bir lider olabilirdi. Yani partinin bir bileni, bir büyüğü, onursal liderlerinden biri olabilirdi. Çünkü denedim, bakın yerel seçimlerde başardık ama burada başaramadık deyip istifa edip bir kenara çekilebilirdi. Bunu yapmadı. Bunu yapmayıp örneğin şöyle bir şey yapabilirdi. Şu an istifa etmiyorum ama partinin kurultaya kadar genel başkan olarak kaldıktan sonra partiyi teslim edeceğim diyebilirdi. Bunu da yapmadı ve birdenbire 14 Mayıs öncesinin toplum nezdindeki Kılıçdaroğlu imajı gitti. Başka bir Kılıçdaroğlu imajı geldi. Üstelik bu sadece imajdan ibaret değildi. Doğruydu. Yani insanlar 14 Mayıs öncesi Kılıçdaroğlu'nun işte koltuk sevdalısı olmayan, hırsları olmayan, kibri olmayan, birleştirici bir figür olduğuna inanıyorlardı. Fakat seçimler bittikten sonra toplumdaki genel kanaat, abartmadan söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir işbirlikçi olduğu, doğrudan iktidara çalıştığı, seçimleri kaybetmek için bilinçli bir politika izlediği yönündeydi. Bu yüzden istifa etmediği yönündeydi. Ve sonra Kılıçdaroğlu giderek bir nefret objesine dönüştü toplum nezdinde. Şimdi o yüzden sürpriz olmamalıydı. Aslında Kılıçdaroğlu bu kurultayı kaybetmeliydi diyoruz. Ama biz Kılıçdaroğlu'nun ve diğer adayların, yani Özgür Özel'in diğerleri aday olamadı imza toplayamadıkları için. Ama şanslarına baktığımızda, seçilme şanslarına baktığımızda az önce söylediğim üzere yani Türkiye'deki siyasal sistemden kaynaklı, siyasi partiler yasasından, CHP'nin kendi tüzüğünden kaynaklı olarak diyorduk ki yok canım, olur mu öyle şey? Zaten delegeleri genel merkez belirliyor. Genel merkezi de 2 yılda bir yapılan kurultaylarda delegeler belirliyor. Dolayısıyla Özgür Bey'in herhangi bir şansının olmadığı yönünde genel bir kanaat vardı. Fakat bu zamanla hafif hafif değişmeye başladı. Yani özellikle İstanbul'da Çok seçimleri İmamoğlu'nun adayının alması,
il başkanı olarak. Sonrasında oradan gelen delegelerin imza sayısına bakıldığında acaba başa baş gider mi diye kurultayın bir gün öncesinde bu soruları sormaya başlamıştık kendimize. Sonrasında ise kurultay günü işte önce Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu konuşma, sonra Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşma, atmosfer, işte bir gün öncesinden Ankara'ya gelen delegeler, partililer vesaire, Kılıçdaroğlu'na ciddi bir öfke, yani sadece toplumda değil partinin içerisinde de bir öfke olduğu izlenimini, kanaatini uyandırdı bende ve acaba sorusunu hepimiz işte akşam saatlerinde oylama başladığında sormaya başladık. Ben her şeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun burun farkıyla da olsa ilk turda kazanacağını ve sürecin devam edeceğini düşünüyordum. Yani CHP'nin içerisinden böyle bir değişikliğinin çıkacağını tahmin edebilen varsa o arkadaşlarımızı tebrik etmek lazım. Ama hepimiz son ana kadar Kılıçdaroğlu'nun seçileceği kanaatindeydik. Ama böyle olmadı. Şöyle küçük bir virgül koyup bir ekleme yapayım. Cuma günü ben Özgür Özel'in seçim ofisine gittim. Çok kalabalıktı. İlginç bir şekilde atmosfer çok gergindi ve yüzler asıktı. O havayı soluduktan sonra şey dedim. Yani insanlarda isim vermeyeceğim ama pek çok ismin suratında şu ifadeyi ya biz ne yaptık der gibiydiler. Ve şey dedim, Özgür Özel herhalde kaybediyor. Çünkü o kadar gergin bir hava ve biz ne yapıyoruz ifadeleri vardı ki suratlarda. Fakat işte sonuca baktığımızda hiç de öyle olmadı. Belki de 5 dakikada değişebiliyor işler siyasette. Birinci turla ikinci tur arasındaki o kısa zaman diliminde gerçekten bir şeyler değişti. Yani orada bir yenilgi psikolojisi mi ortaya çıktı? Bu iş zaten bitti, bizden olmaz psikolojisi mi ortaya çıktı? Hani şaşırmam eğer delegelere bir şeyler vaat edildiyse son anda değişimciler tarafından o tür vaatler, kulisler devreye girmiş olabilir, pazarlıklar yapılmış olabilir vesaire. Bunların hepsi mümkün yani. Çünkü dediğim gibi hani düzen partilerinde, sistem içi partilerde bu tür pazarlıklara, işte ayak çelmelere vesaire çok net bir şekilde rastlıyoruz. Ama ilginç olan şudur, evet yani Kılıçdaroğlu kazanılması gereken, kendisi açısından kazanılması beklenen bir seçimi kaybetti. Buna daha makro bir perspektiften baktığımda ben şu yorumu yapıyorum. Şimdi bakın Kılıçdaroğlu seçildiğinde de Baykal CHP'si Türkiye'de muhalif seçmen açısından kredisini doldurmuştu. CHP tabanıyla CHP'nin yönetimi arasında bir duygusal kopuş dönemi yaşanıyordu. Ve şundan çok korkuldu. CHP tabanı ki Türkiye'deki işte ilerici, yurtsever, demokrat, solcu, Alevi geniş bir toplam var orada. O geniş toplamın örneğin düzen dışı bir takım alanlara, daha radikal partilere meyletmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi sorusu o dönem örneğin sistem açısından bir meseleydi. Ve tam da zamanında işte bir takım kasetler çıkartıldı ve Baykal tasfiye edildi. Şimdi burada benzer bir süreç yaşanmadı. Aynısı yaşanmadı ama eninde sonunda şu çok net görüldü. Kılıçdaroğlu CHP'siyle Kılıçdaroğlu CHP'sinin CHP'sine oy veren, 28 Mayıs'ta oy veren kitle arasında seçimden sonra çok net bir duygusal kopuş ortaya çıktı. İnsanlar yerel seçimde sandığa gitmemekten bahsetmeye başladılar. Özellikle son anketleri hatırlayın. Bütün siyasi partilerin oylarında düşüş vardı. Yani Türkiye'de genel olarak seçmen sistemden ve sistem partilerinden, iktidarda, ana muhalefette dahil olmak üzere bir uzaklaşma, bir kopuş süreci yaşıyordu. Bu illa kendiliğinden radikal bir yere meyledecek anlamında söylemiyorum bunu ama eninde sonunda sistemin partilerinden kitlesel duygusal kopuşların yaşanması sistemin bir meşruiyet, bir hegemonya bunalımı, krizi yaşaması anlamına gelir. İşte bu noktada yani geniş milyonlarca kişiden oluşan kitlelerin bir kez daha örneğin şu an umudu konsolide edildi farkındaysanız. Yani evet. Yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceğim diyen kitle şimdi dün itibariyle şöyle bir silkindi, toparlandı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin ki ben asıl kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorum uzun vadede. Özel İmamoğlu ikilisinin partiyi yerel seçimlerde bir zafere taşıyabileceği böyle bir umut var. İkincisi de şu, Kılıçdaroğlu'nun izlemediği siyasetin yani toplumsal muhalefetle birlikte hareket etmek, demokrasi güçleriyle birlikte hareket etmek, sokağı harekete geçirmek, kitleler üzerinden sandık dışı bir siyasetle AKP'ye basınç yapmak. Kılıçdaroğlu'nun yapmadığı şeyleri Özel CHP'sinin yapabileceği yönünde bir izlenim, kanaat oluştu. Dikkat ederseniz. Tam da değişim nasıl yansıyacak sorusunu yöneltecektim. Siz adeta o sorunun cevabını veriyorsunuz şu anda. Onu hatırlatayım izleyicilerimize. Lütfen devam edin. Şimdi şöyle,
Nasıl ki yine bir benzetme yapacağım. Nasıl ki Kemal Bey iktidara, partisinin içerisinde iktidara gelirken Baykal CHP'sini sağcılaşmakla, halktan kopuk olmakla suçlayıp devrimci Kemal, halkın umudu Kemal diye geldiyse benzer bir süreci biz yine yaşıyoruz aslında. Yani Özgür Özel çok net bir şekilde Ecevit'e referansta bulunuyor. Ecevit'in 12 Eylül öncesi durumuna referansta bulunuyor. Halkçı Ecevit günlerini hatırlatıyor. Yani grup konuşmasını, metni okuyun baştan sona eğer dinlemeyen, izlemeyen arkadaşlar varsa. Oraya atıfla örneğin Kemal Özer'in Madenci'den şiirinin bir kısmını okuyor ki o bir grup yorum şarkısıdır aynı zamanda. Oraya bir göndermede bulunuyor. Devamında Ecevit'in kendisine komünist denilmesinden rahatsız olmadan, solcu denilmesinden rahatsız olmadan emek sermaye çelişkisini Türkiye toplumunun gündemine getirdiğini ve kimlik siyasetini bypass ettiğini, böyle kazandığını söylüyor. Dolayısıyla kendilerine buradan en azından kağıt üzerinde teorik olarak bir yol haritası çiziyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorlar. Erdoğan'ın yapay kutuplaştırmaları, yani işte laik seküler, vesayetçi elitler, işte dindar halk kitleleri vesaire, Türk, Kürt, Alevi, Sünni gibi kimlik üzerine kurulu siyasetinin yerini esas kutuplaşmanın, esas çelişkinin alması, yani emek sermaye çelişkisinin alması. Diyor ki mesela 2 milyon kişinin katıldığı bir yoksulluk mitingi yaparsak bu AKP'ye yarayabilir mi? Niye? Çünkü Kılıçdaroğlu hep böyle diyordu değil mi? Sokağa çıkarsak AKP'ye yarar. Özel de diyor ki şimdi eğer biz birleştirici bir yoksulluk mitingi yaparsak AKP'li MHP'li kadınlar niye bizim karşımıza çıksınlar? Niye bize düşman olsunlar? Tam tersi, onları da ancak bu şekilde kapsayabiliriz. Bu nedenle de önümüzdeki süreçte ben Özel'in yol haritasının kimi kısıtlar olmakla birlikte sosyal demokrasinin asgari programına en azından dönüş olacağını düşünüyorum. Yani gelir dağılımında adalet talebi, sosyal adalet talebi, adil bir vergilendirme sistemi talebi, işsizliğe, enflasyona, yoksulluğa karşı daha kamucu politikaları, daha halkçı politikaları savunma perspektifi muhtemelen önümüzdeki süreçte CHP'ye damgasını vuracak. Bunu yaparken de Kılıçdaroğlu döneminden bir farklılık, bir kopuş olması gerekiyorsa tüm bu halkçı kamucu söylemin sokaktan desteklenmesi gerekir. Yani Türkiye toplumuna AKP ile birlikte CHP, Kılıçdaroğlu CHP'si sokağı ve toplumsal muhalefeti unutturdu. Bakın bugün dünyanın her tarafında İsrail'i destekleyen batılı devletler de dahil olmak üzere sokakta yüz binler Filistin eylemi yapabiliyor her şeye rağmen. Filistin eyleminin güçlü bir şekilde yapılamadığı tek yer burası. Burada bizzat AKP eliyle Filistin eylemi yapılabiliyor. Toplumsal muhalefet ise o kadar zayıflamış, o kadar yıpranmış, o kadar reflekslerini yitirmiş ki 50-100 kişiyle gidip işte İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir iki slogan attıktan sonra dönmek zorunda kalıyorlar. Şimdi reflekslerini yitirmiş bir toplumsal muhalefet, ortadan kaldırılmış bir sokak var. Ve AKP zaten en çok sevdiği şey sandık siyasetidir. AKP'yi 20 yıl boyunca sandıkta yenmeye, daha doğrusu sadece sandıkta yenmeye, sandığa endeksli bir siyasetle yenmeye odaklı bir muhalefet anlayışı bence dün yenildi. Yani bunun yenilgisini aldı Kılıçdaroğlu aynı zamanda. Aman oyuna gelmeyelim, aman başımıza bir iş gelmesin, aman onların ekmeğine yağ süreriz anlayışı her seçimde AKP'nin en büyük silahı olan sandığın AKP tarafından bir kez daha kazanılmasıyla sonuçlandı. Ve bunu görmemek için kör olmak lazım. Yani örneğin Kılıçdaroğlu kendi elektrik faturasını ödemeyip elektriğini kestiren ama halka dönüp aman siz ödememezlik etmeyin diyen bir liderdi. Örneğin bir kere bile Türkiye toplumuna bir sivil itaatsizlik çağrısı, bir alanlarda meydanlarda toplanıp yoksulluğu protesto etme çağrısı, bir işsizler yürüyüşü, sendikaları güçlendirme, sendikalarla birlikte hareket etmeye dayalı bir strateji, bunların hiçbirisini yapmadı. Şimdi söylemsel düzeyde biz Özgür Bey'in konuşmasına baktığımızda emek eksenli, daha solda, dediğim gibi asgari sosyal demokrasiye uygun bir metin gördük. Ama o metin sadece kağıt üzerinde kalırsa Kılıçdaroğlu ile aynı sonu paylaşır. CHP sandıkta yine hezimete uğrar. Yok onun altı gerçekten doldurulur da AKP gerçek anlamda toplumsal muhalefetle sokaktan sıkıştırılırsa, yani demokratik hak ve özgürlükleri genişleten, toplumu yeniden siyasete dahil eden, emekçi kitlelerin taleplerini sokağa taşıyan bir strateji devreye sokulursa o zaman işler değişebilir. Aslında İlhan Cihaner bir konuşmasında şöyle bir şey söylemişti. İktidarın belirlemiş olduğu sınırlar dışında siyaset üretilemediğini ve aslında iktidarın hapsettiği alanda CHP'nin siyaset yaptığını söylemişti. Bakalım Özgür Özel o sınırların dışına çıkabilecek mi? Bugün Özgür Bey'in bir açıklaması vardı. Şey diyor,
İmamoğlu ve aramızda kardeşlik hukuku var diyor ve benim aklıma da şey geldi. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında baba oğul ilişkisi, bizim aramızda baba oğul ilişkisi var denmişti. Burada da kardeşlik hukukundan bahsediliyor. Baba oğul ilişkisi başarı getirmedi ve yollar ayrıldı. Kardeşlik hukukuna ise yeni başlandı. İlerleyen süreçlerde ki özellikle yerel seçimlerden sonra İmamoğlu ve Özgür Özel'in arasında bir ayrışma olur mu? Gelecekle ilgili öngörünüz ne bu ikiliyle alakalı? Şimdi birkaç ay önce hatırlarsınız bir Zoom toplantısı sızdırılmıştı. Evet. İmamoğlu'nun organize ettiği, orada Özgür Özel de vardı ve işte diğer eski toplarda işte Bülent Tezcanlar, Engin Altaylar vesaire de oradaydı. Şimdi o toplantıyı organize eden figüre bakıldığında aslında liderlik denilen kavramın içini dolduran kişinin İmamoğlu olduğu görülebiliyordu. Yani parti içinde tuttuğu kadrolar, toplum nezdindeki karşılığı, işte o gençliği, dinamizmi, AKP'yi yenmiş olması vesaire ve beklenen aslında kurultayda asıl sorulan soru uzun toplantısından sonra İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkıp çıkmayacağıydı. Ama bana göre İmamoğlu daha uzun vadeli planları adına ve belki de kaybedeceğini düşünerek, yani dünkü örneğin cumartesi günkü sonucu öngörebilse belki o da girerdi. Ama daha uzun vadeli projeleri adına bir adım geri attı. O uzun vadeli projede aslında çok öyle gizli saklı bir şey değil. Yani 2024 Mart'ında İstanbul'u bir kere daha almak, nasıl olsa zaten seçimler 2028'de yapılacak. O zamana kadar Erdoğan'ın sağlık durumu ne olur, AKP'de nasıl değişimler yaşanır, ülke nereye gider, tüm bunları görüp izlemek ve çok güçlü bir şekilde bir cumhurbaşkanı adayı olmak. Bence projesi buydu. Bu yüzden de aday olmadı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun karşısına öyle ya da böyle kazansın ya da kazanmasın bir aday çıkması gerekiyordu. En azından parti içi muhalefetin kendi gücünü görebilmesi, ölçebilmesi, topluma mesaj verebilmesi vesaire açısından. Bir de şöyle düşünsenize, yani Kılıçdaroğlu bu seçime de tek aday olarak girseydi o bahsettiğim duygusal kopuş tamamlanırdı. Yani CHP kendi içerisinden Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir aday dahi mi çıkaramıyor sorusunu CHP tabanı sorardı. Bu soruya da yanıt olsun diye aslında ben Özgür Özel'in çıktığını düşünüyorum. Ama Özgür Özel şu an itibariyle benim görebildiğim kadarıyla örneğin CHP'nin gelecekteki cumhurbaşkanı adayı değildir. Şu an için, gelecekte bilemem. Kılıçdaroğlu da bundan 2-3 sene önce aday olmuyordu, başkasını gösteriyordu. Fakat bugün gelinen noktada ben dediğim gibi seçimin asıl kazananının, gizli genel başkanın, artık yeni CHP liderinin Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada da seçimle ilgili ilk yaptığım değerlendirmede seçimin asıl kazananı diyerek İmamoğlu'nu işaret etmiştim. Bugünkü kardeşlik hukuku da aslında bununla ilgili. Yani şu an aslında bir tür fiili eş başkanlık dönemine geçtiğimizi söyleyebiliriz CHP yönetiminde. Yani Özgür Bey ve Ekrem Bey fiili bir eş başkanlık durumu var. Çünkü bu ikisi partiyi kadrolarıyla, siyasetiyle, söylemiyle önce yerel seçimlere sonra da 2028 seçimlerine taşıyacaklar. İşte bu esnada CHP'nin ve muhalefetin adayı Özgür Özel mi olacak yoksa Ekrem İmamoğlu mu olacak? Özgür Bey mesela ilerleyen zamanda tıpkı Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı gibi bir liderlik aurası altında kendisinin aday olmasını ister mi bilemeyiz. Ama sanki böyle plan program bir süre daha en azından 2024 sonu 2025 başına kadar Özgür Özel'in partiyi yönetmesidir. Belki de 2028'e kadar. Ama ben eğer bir seçim gündeme gelirse erken ya da zamanında belli bir noktadan sonra seçime belli bir mesafe kadar yaklaşıldığında İmamoğlu adının Cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkartılacağını ve muhalefete de sunulacağını, yani muhalefetin geri kalan kesimlerine de sunulacağını düşünüyorum. Şunu hatırlatayım, yani Ekrem İmamoğlu'nun arası özellikle son bir senedir Kılıçdaroğlu ile olmaktan ziyade Meral Akşener ile iyiydi. Yani evet, adeta bir Meral Mami, yani Ekrem Bey'in adeta annesi ablası konumundaydı o davalar, duruşmalar vesaire. Evet. Bu nedenle örneğin İYİ Parti ile kopan ipler yeniden tesis edilir mi? Seçimlerde ittifak görüşmeleri bir kez daha yapılır mı? İYİ Parti geri adım atar mı kimi yerlerde? Bu başka bir yerinden, yani şunu söylüyoruz. Özgür Bey'in konuşmasında sola büküyor çubuğu. Ama İmamoğlu örneğin, ben İmamoğlu'nun en başından beri işte bir merkez sağ siyasetçi figürü olduğunu söyledim. Anaplı, Karadenizli, müteahhit iş adamı. Şimdi o İYİ Parti ile arası iyi. Aslında Kılıçdaroğlu'nun ANAP'laştırdığı CHP'nin doğal varisi İmamoğlu olmalı.
Şimdi burada tam yerel seçimlere giderken siz de değindiniz. Biraz soruyu açayım. Merak ettiğim başka bir durum bu da. Yerel seçimlerde biliyorsunuz İYİ Parti kendi adaylarıyla gireceğini söyledi. HDP'nin de öyle olduğunu biliyoruz. Fakat Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte, bu değişimle birlikte siz de biraz önce söylediniz. İYİ Parti ile ilişkiler onarılabilir. Tekrar bir ittifak olabilir ama özellikle İstanbul için Kürt oylarının da çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar Kemal Bey Kürt oylarını isterken genellikle kamuya kapalı kapılar ardında görüşmeler yürüdü. Destek o şekilde sağlandı. Fakat hedef çok net bir şekilde şu anda kim bizimle masaya oturacaksa şeffaf yürütülmeli görüşmeler diyor. Masanın bir tarafında İYİ Parti, diğer tarafında diyelim ki HDP ve bunları bir araya getiren Özgür Özel ve İmamoğlu diyelim. Mümkün mü ki İYİ Parti'nin şöyle de bir çıkışı var. Biz HDP'nin o dönemde öyle diyorlardı. HDP'nin olduğu masada olmayız dediler. HDP'de biz istenmediğimiz yerde zaten olmayız deyip karşılıklı aslında restler de çekilmişti. Bunun içerisinden sizce nasıl bir formülle çıkarlar ya da çıkmayı başarabilirler mi? Evet, 28 Mayıs sonrası özellikle CHP'nin içinde bulunduğu durumdan da kaynaklı olarak, seçim yenilgisinden de kaynaklı olarak bu iki parti müstakil, bağımsız bir siyaset izlemeye karar verdiler. Yani ittifakların bir parçası olmak ya da bir partiye seçimde oy çağrısı yapmaktan ziyade kendi adaylarıyla çıkacaklarını söylediler. Çünkü ittifaklar ya da koşulsuz destek siyaseti her iki partiyi de zayıf düşürdü. Yani İYİ Parti yeni kurulmuş bir parti olarak hiçbir zaman toplum açısından ana muhalefetin adayı olarak görülmedi. Yani CHP'nin yerini alabilir mi diye görülmedi. Hep bir destek partisi olarak görüldü. HDP çizgisi ise, bugünkü HDP ise bölgedeki gücünü, zayıflamasını, yani bunun bir sürü faktörü nedeni var ama o zayıflamanın, güçsüzleşmenin temel nedenlerinden biri olarak Batı'da CHP'ye, altılı masanın adaylarına verilen desteği gördü ve onlar da dediler ki biz bundan sonra her yerde bağımsız aday göstereceğiz. İYİ Parti de aynısını söyledi. Şimdi İYİ Parti'nin ve HDP'nin aynı anda aday çıkarttığı ve diyelim ki %5'er oy aldığı İstanbul'da İmamoğlu'nun tek başına seçimi kazanma ihtimali biraz zayıf, anlaşılacağı üzere. Ve aynısı Ankara için de geçerli. Örneğin Mansur Yavaş adaysa ve Mansur Yavaş'ın karşısına işte İYİ Parti %8-10 oy alacak birini koyabilirse o zaman orada da AKP'nin şansı artacak. İzmir'de de benzer bir durum söz konusu olabilir. Orada da galiba Ümit Lale'yi aday göstereceklerini, Ümit Özlale'yi aday göstereceklerini söylemişlerdi. Şimdi bunların hepsi AKP'nin işini, belediyeleri kazanma anlamında kolaylaştıracak işlerdi. Ama bu durum Kılıçdaroğlu liderken söz konusuydu. Şimdi denklemde bir değişim oldu. Bir tarafta işte Kürtlerin de oyunu alabilecek, Kürtlerle oturup konuşabilecek, bölgeye gittiğinde sempatiyle karşılanan bir Ekrem İmamoğlu var. Öte yandan örneğin dün Selahattin Demirtaş'a selam gönderen, Kürt sorununun çözümünden bahseden bir Özgür Özel var. Dolayısıyla tekrar örneğin iletişim kurma, diyalog kurma kanalları açılmış oldu. Öte yandan İYİ Parti için de aynısı geçerli. Dediğim gibi yani baba oğul dediniz. Aslında ben ana oğul olarak Akşener İmamoğlu ikilisine bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum geldiğimiz noktada. Bu nedenle de Akşener ile İmamoğlu daha kolay oturup bir arada konuşabilirler, aday değerlendirmesi yapabilirler. Bunları görürüz. Bu doğrudan örneğin HDP'nin ve İYİ Parti'nin siyasetini bugünden yarına hemen değiştirir mi bilemiyorum ama en azından pazarlık yapma, oturup yeniden ittifak görüşmeleri yapma ihtimali Cumartesi günkünün öncesiyle kıyaslandığında şu an daha güçlü. Önümüzdeki süreçte özellikle Aralık-Ocak ayından itibaren bu ittifakların, görüşmelerin şekilleneceği malum. Ha, şöyle olmayacaktır. Örneğin HDP'nin, İYİ Parti'nin ve işte CHP'nin aynı anda oturduğu bir masa olmayacaktır. Ama CHP HDP'le kapalı kapılar ardında görüşmek yerine gayet Özgür Özel'in örneğin işte HDP genel başkanlarıyla, eş başkanlarla oturup sohbet ettiği, İmamoğlu'nun HDP binasına gittiği manzaraları görürüz. Ve bunlar şaşırtıcı olmaz. Bunu tabana da anlatabilecek potansiyelleri olduğunu düşünüyorum ben. Yani aynı masaya oturulmasa bile her iki tarafla farklı kanallar aracılığıyla diyaloğa girileceği açık ve bu ikisi birbiriyle bir araya getirilmeden de ortak adaya, yani Ekrem Bey'in adaylığına İstanbul'da destek verebilirler. Böyle bir ihtimal hala söz konusu. Şimdi Cem Küçük'ün şöyle bir sözü var. Özgür Özel Hamas'a terör örgütü derse, Demirtaş'a ve Kavala'ya selam söylerse CHP bu oydan daha fazlasını alamaz diyor. Cem Küçük acaba
başka bir Kılıçdaroğlu mu olsun istiyor? Ben bunu böyle yorumladım. Ya dündü galiba Hulki Cevizoğlu da bir programda şey demiş. Ben CHP'nin halkı sokağa dökmesi ihtimalinden korkarım demiş. Tekrar şeye dönelim. Yani İlhan Bey'in, Cihan Er'in söylemiş olduğu AKP'nin çizdiği sınırların ötesinde siyaset yapma meselesi. Şu an AKP'nin duyduğu korku, yani bu değişimden duyduğu korku tam olarak bununla ilgili. Yani AKP diyordu ki sokak günahtır, haramdır, oraya çıkılmaz, sokağa çıkan teröristtir, HDP ile görüşen teröristtir, bunlar Fethullahçıdır, bunlar bölücüdür vesaire. Ve Kılıçdaroğlu hiçbir zaman bu söylemin karşısında cesurca bir şekilde, yani kimin terörist olup olmadığını sizin belirleme hakkınız yok, düne kadar Fethullahçılarla birlikteydiniz, İşte İmralı'daki görüşmelerin yapılmasında da sizin sorumluluğunuz var. Siz masaya barış diye oturduğunuzda oluyor da biz oturduğumuzda niye terörle görüşme oluyor tarzı kendi tabanını buna ikna edecek işler yapmadı. Tam tersine AKP ile AKP'cilik yarıştırdı, sağcılıkla sağcılık yarıştırdı. Eğer o kırmızı çizgilerin dışına çıkmayı başarabilirse Özgür Özel İmamoğlu ikilisi, bu belki doğrudan hemen seçim sonuçlarına yansır yansımaz, anketlere vesaire onu bilemeyiz. Ama mesele bugünkü paradigmanın dışına çıkabilmek. Önce bugünkü paradigmanın dışına çıkılsın, AKP'nin çizdiği çizgilerin dışında da Türkiye'de siyaset yapılabileceği, halkın, emekçilerin, yoksulların dahil olduğu, işini kaybeden, işte yoksullaşan beyaz yakalıların dahil olduğu, bütün toplum kesimlerini bir araya getiren ortak formülasyonların inşa edildiği bir siyaset mümkün olabilirse, biz o zaman onu konuşuruz. Yani evet, bugünden yarına Kavala'ya selam söyleyen bir Özgür Özel'e oy çıkmaz AKP cenahından. Ama 2 milyon kişiyle yoksulluk mitingi yapan bir Özgür Özel'e, işte ne ezen ne ezilen diyen, su kullananın toprak işleyenin diyen bir Özgür Özel'e ve genel olarak bir CHP'ye uzun vadede oy çıkabilir. Çünkü Türkiye toplumu aslında şu an sol siyasetin ve sol değerlerin baskın olması gereken, toplum nezdinde popüler olması gereken bir dönemden geçiyor. Yani dünyanın hangi ülkesinde enflasyon %100 iken, işsizlik %20 iken, böylesi bir geniş yoksulluk dalgası varken solun bu kadar zayıf olduğu görülmüş. Burada bir tuhaflık var. Dolayısıyla aslında tam da Türkiye'nin siyasal ve ekonomik konjonktürü soldan bir siyasi girdiği gerektiriyor. Buna ihtiyaç duyuyor. Ha ben şunu da söyleyeyim. Ben hiçbir zaman sosyal demokrat olmadım. Hiçbir zaman CHP'li değilim. Kendisine Marksist sosyalist diyen bir kişiyim. Buna rağmen şunun farkındayım. Bir yanıyla CHP sol soslu bir söyleme şu saatten sonra mecbur, dediğim gibi ülkenin içinde bulunduğu konjonktürle. Ve bu örneğin sosyalizmin önünü kesmek, sosyalist halkın toplumun radikalleşmesini önlemek için kullanılacaktır bir yanıyla. Ama öte yandan bunun şöyle bir avantaj yaratması da söz konusu olabilir. Nasıl ki 12 Eylül öncesinde sosyalist sol Ecevit'in önünü, Ecevit sosyalist solun önünü kimi zaman isteyerek, kimi zaman istemeyerek açtı ise, bugün örneğin CHP'nin mecburen başvuracağı sol söylem de şu an Türkiye solunun o etkisiz, zayıf, toplumsallıktan uzak yapısının değişmesine yol açabilir. Çünkü birkaç kuşak Türkiye'de sol, sosyalizm, emek, sendika sözcüklerini duymadan büyüdü. Yani genç kuşağın haberi dahi yok bunlardan. Dolayısıyla elinde kitle gücü olan, iletişim gücü olan, geniş kitlelere seslenebilen bir parti olarak CHP, evet bir yanıyla toplumun radikalleşmesini engellemek isteyecektir. Daha düzen içi bir sol söylemi olacaktır. Ama öte yandan o düzen içi sol söylemin kendisi dahi, dediğim gibi hiç emek, sermaye çelişkisi bunları duymamış, sol, sosyalizm, düzen vesaire bunları duymamış geniş yeni bir kuşak için bir çıkış noktası olabilir. Ben bu nedenle önümüzdeki süreçte dediğim gibi bir yandan sol soslu söylemle kitlelerin yeniden pasifize edilmesine karşı uyanık olurken, öte yandan buradan acaba sola, sosyalist sola yeni bir alan açılır mı? CHP'nin kendisini solda konumlandırmaya mecbur kalması acaba sosyalist solunda önünü açar mı sorusunun sorulması gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Eren Aksoyoğlu'yla bir program yapmıştım ve şöyle demiştim. Kemal Bey CHP'nin yeterince sağcılaşamadığı için %48'in üstüne çıktığını düşünmüyor. Eğer kazanırsa parti daha da sağcılaştırarak kazanmayı hedefliyor demişti. Onu da hatırlatmak istedim. Son olarak şunu sormak istiyorum size. Yerel seçimlerde bir başarı sağlanmazsa nasıl bir tablo bekler bize? Özgür Özel'ler tam olduğu için. Evet. Anladım. Ya şimdi 28 Mayıs akşamı Erdoğan seçimi kutlarken
Sırada İstanbul var dedi. Yani daha o gün bile aklında İstanbul vardı. Çünkü İstanbul Türkiye İslamcılığının başkenti, rantın başkenti, sermayenin başkenti, her şeyin başkenti. Oranın bir tek adam rejimi kurmak isteyen bir ülkede muhalefetin elinde olması bir tür anomali. Zaten vermeyeceklerdi. Başka nedenlerle vermek zorunda kaldılar. Erdoğan şimdi o anomaliyi ortadan kaldırmak ve Ankara olmasa da olur ama İstanbul'u almak istiyor. Bu çok net. Ayrıca İmamoğlu'nu da bertaraf etmek için İstanbul'u almak istiyor. Olabildiğince yükleneceklerdir buraya. Kimdir aday, nedir henüz bilemeyiz. Yani birkaç aday ismi konuşuluyor ama henüz erken. Eğer yani sadece İstanbul değil, herkesin kendi adayını çıkarttığı ve bir yenilginin alındığı konjonktürde bu bir yandan kısa vadede toplumdaki umutsuzluk hissini güçlendirir, AKP'yi artık böyle bir tekel partisi haline getirir, muhalefet tamamıyla kısa vadede silinir vesaire, bunlar olur. Ama öte yandan belki uzun vadede Türkiye toplumunun başına gelenleri anlaması açısından, yani 20 yıl oldu anlamalıydı ama işte nasıl bir iktidarla karşı karşıya olduğu, nasıl bir muhalefetle karşı karşıya olduğu, nasıl bir muhalefetle örgütlenmesi gerektiği konusunda da bir takım dersler çıkartılabilir buradan seçim sonuçları böyle olursa. Dolayısıyla hani Mart'ta yerel seçimler kaybedilirse bu iş bitti, işte AKP sonsuza kadar bu ülkeyi yönetir vesaire diye dertlenmek, kahırlanmak yerine biz niye her seçimi kaybediyoruz? Demek ki başka bir şey yapmak lazım diyen, aşağıdan yukarıya doğru örgütlenmiş yeni bir muhalefete ihtiyaç olduğumuzu toplumca düşünmemiz gerekir. Bu nedenle de yani seçimlerin kaybedilmesi bir yanıyla kötü olacaktır ama öbür yanıyla da belki uzun vadede buradan toplumun önüne yeni seçenekler, yeni alternatifler konulur. Bu nedenle o sürece seçimden sonra bakacağız diye düşünüyorum. Ama evet, yani şunu tekrar edeyim, İmamoğlu ve Özel'in seçilmesi cumartesi günküne nazaran, bir gün öncesine nazaran toplumsal muhalefetin üzerindeki umutsuzluğun, yılgınlığın, siyasetten çekilme hissinin bir nebze de olsa zayıflamasını, çözülmesini beraberinde getirdi. Eğer Özgür Özel, İmamoğlu ikilisi önümüzdeki süreçte yüksek bir performans sergileyebilirlerse, toplumu yeniden siyasete taşıyıp toplumla siyaseti barıştırabilirlerse, o zaman seçime doğru giderken kartlar yeniden karılır, dengeler yeniden belirlenir, ittifaklar siyaseti yeniden konuşulur ve o zaman belki de büyük şehirler verilmemiş olur. Fatih Bey, çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık yarım saattir birlikteyiz ve sorularımı yanıtladınız. Çok çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Çok teşekkürler tekrar. Evet, siyaset bilimci Fatih Yaşlı konuğumuzdu. CHP'deki değişimin aslında toplumda bir heyecan yarattığını, özellikle yerel seçimlere giderken toplumun artık, özellikle şunu söyleyelim, muhalif seçmenin adeta siyasetten koptuğunu ve sadece kopmak demenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bir kırgınlık da vardı siyasette. Bu değişim belki bir umut yeşertecek ve sandığa gitmeyiz, bize siyasetten bahsetmeyiz diyen kitleleri sandığa taşıyabilir. CHP'deki bu değişim önümüzdeki günlerde eminim ki çok konuşulacak. Bizler özellikle Özgür Özel'in vaatlerini, söylemlerini gazeteciler olarak takip edeceğiz. Bakalım CHP'de bir politika değişikliğine gidilecek mi? Gerçekten değişim denilen şey bir değişime kapı aralayacak mı? Bunu söylerken şunu da hatırlatalım. CHP'de değişimi vaat edenler yaklaşık 10-15 yıldır CHP'de siyaset yapan isimler. O yüzden de pek çok insanın kafasında soru işareti olduğu gibi bizlerin de kafasında soru işareti var. Çünkü son 10-15 yılda yapılan hatalar, CHP içerisinde yapılan hatalara değişimciler dediğimiz isimler de ortaktı. Bakalım neler olacak ve yayını noktalayalım. Sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.